Dediğim gibi şimdi bu çok doğal ürünlere de çok dikkat etmek lazım. Çünkü alerji yapabilir, kızarıklık yapabilir, kabarma yapabilir. Yani bunları da kullanırken çok dikkatli kullanmak lazım. Özellikle ben hamilere önermiyorum. Hamilelerde çünkü çok kuvvetli olduğu için fazla vücutta bünye çalıştırabilir. Ama bunun yanı sıra da e, cilt üzerindeki etkileri çok kuvvetli olduğu için e, sabah akşam veya günde bir defa da tüketilebilir. E, peki kimler kullanmamalı? Hamileler dediniz. Evet. Başka var mı? Yan etkisi var mı? Şöyle söyleyeyim. Bir de özel ben önçen öyle K K vitamini yani kan sulandırıcı kullananların kullanmasını istemiyoruz. Çünkü K vitamini var içerisinde çok kuvvetli. Evet. bir izleyicimiz sormuş. Yüzümde çok kızarıklıklar oluyor. Ne kullanabilirim diyor. Tabii kızarıklıklar olması için de içlerden kaynaklar önce zaten bir test yapılması lazım. İçten problemleri çözmemiz lazım. Biz bakımlara girmeden önce bir konsültasyon kartı doldururuz. İçerisindeki problemlerin neden olduğunu öğrenir. Ona göre uygulamalara geçeriz. Evet. Ee, peki yanlış kullanım lürsak böyle yani her bitkiyi yanlış kullanırsak zaten yanlış sonuçlar olur. Cilt üzerinde reaksiyona sebep olur mu? Nelere dikkat etmeliyiz? Yani eğer reaksiyon çok fazla gibi hani bir çok mutlu kalıp bir anda sabahtan akşama kadar içerseniz, bir anda yüzünüze böyle kese yaparsanız kabarabilir. Her şey her konuda böyle bu. Her şey aynı. Bunda her çok konuda. özel bir durum yok. Ee, peki cilt temizliğinde Cilt temizliğinde, yani bakımımızı yaptık. O peeling diyorsunuz. E, peelingler e, de yüze, böyle hassas ciltlere zarar verir mi? Granüllü dediğimiz pütürlü peelingler verir. Akneli ciltlerde ve e, hassas ciltlerde. Bunu ya, söyleyin, kese, çok kese, önemli bu. Kese gibi yapı, ya, dedim ya çok seviyoruz biz kese olayını. Bu yapıldığı zaman kabarma ve kızarıklık yapar. Evet, e, gerçekten çok güzel bilgiler verdiniz. Yeni bir şey öğrendim sayenizde. Teşekkür ediyorum. E, teşekkür ediyorum. E, Evet, reklamlara mı gidiyoruz? Can. Ha, ee, can Uysal'ı alacağız şimdi. Evet, buyurun. Teşekkür ediyorum. LGS'ye sayılı günler kaldı. Öğrenciler, anneler, babalar bu program kaçmaz. Sınav stresini nasıl yönetebiliriz? Sınav tarihinin ertelenmesi öğrencileri nasıl etkiler? Sınav oturumları ve molalarda öğrencilerin bilmesi gerekenler neler? Eğitim uzmanı öğretim görevlisi Can Uysal anlatıyor. Az sonra Derya Baykal'la gülümsede. Evet, öğretim görevlisi Can Uysal, eğitim uzmanı. Ee... LGS süreci ve sınava dair merak edilenleri konuşacağız. Can Uysal, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, çok hareketlendi ortalık LGS evet. konusuyla ilgili. Dün akşam haberlerde bayağı bir şeyler anlatıldı. Ee, size çok soru geliyor mu şu sıra, şu süreçte? İnanılmaz. Veliler. Çok, yoğun, çok yoğun sorular geliyor. Peki velilerin, ben önce onu soracağım. Sorularım var da, şu sıra... En merak ettiği, size dönen şeyler neler? Sınav tarihi ertelendiği için çok büyük bir panik oluştu. Velilerde, öğrencilerde işte ertelendi ne yapacağız? Çocuklar biraz daha tabiri caizse rahatladılar. Konsantrasyon e, bu bozuldu. Bu konsantrasyonu nasıl toparlayacağız? En Hı. çok bunlarla ilgili soru geliyor. Evet. E, kimlikle ilgili çok ciddi soru geliyor. Kimlikte fotoğraf zorunluluğu var mı LGS'ye girerken? Var Mevlu. mı? Yok herhangi bir zorunluluk yok çünkü sınav belgeleri güncel ve güncel sınav belgelerinin üzerinde zaten fotoğraf var. Onun için tekrar bir kimlik paniği yaşamasınlar aman gideceğiz nüfus dairesine kimlik vereceğiz vesikalık çektireceğiz şöyle böyle zorluklar var diyorlar ama öyle bir şey yok. Ee, benim en üzüldüğüm şey bu sınavlar olduğu zaman geç kalma. Evet e, Bu konuda ne söylemek iste, istersin? Kaç dakika önce e, gelsinler. Evet. E, lütfen dikkat, saatler kurulsun, telefonlar kurulsun. E, bu geç kalma stresi e, yaşatmayalım. Erken gelelim, biraz orada vakit geçirelim. Sen ne önerirsin? Bu yıl çok büyük bir avantaj var. Evet. Ne var? Kendi okulumuzda sınava gireceğiz. LGS sınavına kendi okulumuzda. Gireceğiz. Evet. Dolayısıyla bir yer bir adres araştırması yapmamıza gerek yok. Tamam. Sürekli gittiğimiz okulumuz, sınava girdiğimiz okulumuz olacak. Dolayısıyla çok büyük bir avantaj var. En az 45 dakika öncesinde mutlaka ve mutlaka okulda olmaları gerekiyor. Bu sene çok hassas bir yıl. Korona, COVID virüsünden dolayı ciddi bir dezenfektasyon yapılıyor zaten. Sosyal mesafeler korunarak içeriye alınacak öğrenciler. Dolayısıyla çok güzel belirttiniz Derya Hanım. Zaman çok ama çok önemli. En az 45 dakika önce mutlaka ve mutlaka sınav yerinde olmalı. Yani çocuklar, veliler hepimiz heyecanlanıyoruz böyle durumlarda. Lütfen erken gidin. Erken gidin ve çocuk orada bir şöyle bir sakinlesin. Bir nabzı düzelsin, bir şöyle bir rahatlasın, öyle girsin. Hemen sorularıma geçiyorum. Ee, Sayın Bakanımızın yaptığı son açıklamayla sınav tarihleri ertelendi. Evet. Ee, buna göre LGS sınavı ne zaman olacak? Yine buradan da duyuralım, bilenler biliyor zaten de. E, yine de bir değişiklik. 7 Haziran'daydı, bildiğiniz gibi. Daha önce yıl başında açıklanan, eğitim öğretim <laughs> yıl başında açıklanan tarih. E, liselere giriş sınavı ile ilgili şu an 20 Haziran'a ertelendi. 13 gün bir erteleme söz konusu. E, yeni tarihimiz 20 Haziran sabah 9:30 saatte herhangi bir değişiklik yok. Tarih 20 Haziran. 20 Haziran. Peki tık 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 böyle sorularıma Lütfen. gideyim. E, sınav tarihindeki bu değişiklik nedeniyle öğrenciler bu süreçten nasıl etkilenebilirler? Etkilenirler mi? E, rehavete kapılıyor öğrenciler birinci gör. daha var diyor evet ya 13 gün daha ertelendi biraz daha şunu da yapabilirim bunu da yapabilirim kesinlikle ve kesinlikle en büyük tehlike bu ben e, daha önceki programımızda da burada açıklamıştım mutlaka ve mutlaka sabah 9.30'da her gün sabah deneme çözmeleri gerekiyor. Vücutlarını alıştırmaları, zihinlerini alıştırmaları, bu saate alışmaları gerekiyor. Ee, en büyük sıkıntılardan, en büyük şikayetlerden bir de ebeveynlerden gelen, maalesef çocuğumuz artık Ramazan'ın da vermiş olduğu bir tabii ki farklılaşma, farklı bir durum söz konusu. Ee, artık çocuklar çok geç yatıyorlar, çok geç uyanıyorlar ama bu biyolojik saatleri için çok büyük bir tehlike. Şurada kaldı 6 hafta. Ebeveyn olarak bir mesafe kurmamız gerekiyorsa, o mesafeyi burada kurmalıyız ve ebeveyn olduğumuzu biraz daha hissettirmeliyiz öğrenciye. Mutlaka sabah 9:30'da denemeye başladığını, 75 dakikalık ilk sözel bölümün yapıldığını, 45 dakikalık aranın verildiğini ve tıpkı sınavdaki gibi yine ikinci oturuma başlayarak. 80 dakikalık ikinci oturumda yapıp denemenin tamamlandığını mutlaka bilmemiz gerekiyor. Öğrencimizle burada e, ciddi bir diyalog kurmamız gerekiyor. Biz hep e, sohbet havasında e, doğru ilişki yönetelim, biraz daha e, moral motivasyonu yükseltelim. Tabii ki ama e, sabah 9.30 disiplini çok önemli. Benim en çok dikkate, e, dikkatini çekmek istediğim velilerimizin bu. Bunu mutlaka uygulamalardırlar. Evet, bu zorlu bir süreç. Veliler de buraya ayak uyduracaklar. Hakikaten önemli çocuklarımızın istikbali için. Bence ben olsam derdim ki ben birlikte kalkın sabah. Yani aileden birisi birlikte çocukla birlikte kalksın o şeye alışalım. Şurada ne kaldı? Az bir şey kaldı. Peki bu bir hafta uzama çocuklar mutlu mu oluyor yoksa rehavete mi kapılıyor? Ya çocuklar daha çok tedirgin oluyor. Ne olduğunu ya 13 gün zaten çok büyük bir uzama söz konusu değil. değil. Bakın üniversiteye giriş sınavında bir ay neredeyse öne alındı sınav. Çok büyük bir panik var. Öne alınsaydı panik olmalarını anlardım ama LGS öğrencileri çok büyük bir avantaja dönüştürebilir. Eksik konularına daha çok konsantre olabilir. Deneme sayılarını arttırabilir. Hep hep ama hep söylediğim PISA sorularını çözebilirler. Burada da ilk e, yapmış olduğumuz programda özellikle e, üstünde durmuştuk. Açık uçlu PISA sorularına çok dikkat etsinler. Yeni nesil soruları mutlaka günde en az 10'ar tane her branştan çözmeye çalışsınlar. Bu çok ama çok değerli. Bu sınav tamamen ve tamamen e, öğrenciyi seçen bir sınav. Sadece ölçme ve değerlendirme. <laughs>